Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün oklava kullanmadan el açması börek hazırlayacağım. Ben malzemelerimi hazırladım. Hadi buyurun başlayalım. Böreğimiz için yarım paket yaş maya. Yaş maya kullanmayacaksanız 1 yemek kaşığı kuru maya ilave edin. 2 tatlı kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı sirke. 2 su bardağı da ılık suyumuzu ilave edelim. Bir karıştıralım. Mayamız aktifleşsin. Yanıma 4 su bardağı un aldım. Bir kısmını ilave edeceğim önce. 1 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bunu da ilave edelim. Şimdi yavaş yavaş yoğuralım. Unu bir anda ilave etmeyin. Çünkü herkes de aynı olmayabiliyor un miktarı. Azar azar. Orta yumuşaklıkta bir hamur olmalı. Hamurumuz hazır. Ben toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Siz de lütfen kontrollü un ilave edin. Kıvamı tam olarak böyle olsun. Şimdi üzerini kapatacağım. Mayalanması için ılık bir ortamda yaklaşık 45-50 dakika bekleteceğim. Hamurum yeteri kadar mayalandı. Şimdi tezgahıma alıp bezeler hazırlayacağım. Kıvamı çok güzel. Tezgahımızı unlayalım. Hamurumuzu şöyle bir havasını alalım tezgahın üzerinde. Şimdi bezelerimizi yapabiliriz. 4 ya da 5 beze yapacağım. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ tabağıma döküyorum. Bezelerimizi şu şekilde her yerini yağlayalım. Her yerini yağladık. Şimdi bir 15 dakikada üzerini kapatalım. Bu şekilde dinlendirelim. Dakika dinlendirdim. İyice yağsını çeksin diye. Çok rahat açacağız çünkü elimizle açacağımız için. Vaktiniz varsa daha uzun dinlendirebilirsiniz. Alalım bir tane bezemizi. Artık elimizle büyütebildiğiniz kadar büyütün. Açarken tabağın dibinde yağ birikmişti. Onlarla beraber şöyle yaparak açın elinizle. Şöyle hafif çekiştirerek artık. Yeteri kadar açtım. Bu hamuru çok ince açmanıza gerek yok. Mayalı bir hamur olduğu için kalın da açsanız yumuşacık olacaktır. Ben içi için beyaz peynir ve maydanoz hazırladım. Siz istediğiniz bir iç harcıyla yapabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı hepsi de çok yakışıyor.
Şöyle kapatalım. Yaparken de şöyle çekiştirirseniz inceltmiş olursunuz. Şimdi şöyle elinizle sıktırın. İnceltmek için. Şöyle hem uzatalım. Şöyle. Peynirli olduğu için çok rahat yapılıyor. Ama ıspanaklı yaparsanız o birazcık daha sulu olduğu için daha dikkatli olun. Hamuru yırtabilir. Şurada da yine şöyle yapalım. Böreklerimizi tepsiye yerleştirdim. Üzeri için bir adet yumurta sarım var. Yumurta sarılarını sürelim. Her yerine yumurta sarısını da sürdüm. Fırınımızı da bu arada açalım. 200 derecede önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında olacak. Yaklaşık 45-50 dakika pişmeye götürelim. Yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.